Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bu yılın Şubat ayında bana lenfoma teşhisi kondu. Ben de bir video çekmeye karar verdim. Bir önceki videomda size teşhis nasıl kondu, bu süreçte neler yaşadım bunları anlatmıştım. O videoyu asıl çekme amacım erken teşhisin önemine dikkat çekmekti. Çünkü ben tanımı 4. evrede aldım. Şu an çekeceğim videoda erken teşhisin önemini daha iyi anlayacaksınız. Çünkü kemoterapim bitmesine rağmen tedavim henüz bitmedi. Aslında ikinci videoyu iyileştim demek için çekecektim ama öyle olmadı. Farklı süreçler yaşıyorum şu anda. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. 12 Ağustos'ta benim kemoterapim bitti. Son kemoterapiyi aldım ve bundan 14 gün sonra PET sonuçlarımla beraber doktora gittim. Bu arada benim kemoterapim 14 günde bir oluyordu. PET'i de kemoterapiden 14 günde bir çekilebiliyoruz. Yani 21 günde bir ilaç alıyorsak 21 gün sonra PET oluyor. Son kemoterapiden 14 gün sonra yani Ağustos'un sonunda PET'imle beraber doktora gittim. Ben iyileştim demesini bekliyorum artık. Tedavi bitti, her şey bitti. Yani güzel günler başlıyor derken içimde kalan kitleler olduğunu öğrendim. Koltuk altımda bir kitle vardı. Bir de göğüs kafesinin içerisinde bir iki küçük kitle vardı. Bu yüzden de tam olarak iyileştim denmedi. Ama bu kitleler zararlı mı, zararsız mı? Bunu doktor da bilmiyordu. PET'te de tam olarak belli olmamıştı. Doktor benim PET sonuçlarımı ve diğer bütün sonuçlarımı bir kurulla toplantıda paylaşacağını söyledi. Bir hafta sonra bir kurul toplantısı olacaktı. Ve hem hematolog doktorlar, hem onkolog ve iç hastalıkları uzmanı doktorlar hastanede benimle ilgili bir kurul toplantısı yaptılar. Yani yaptıkları toplantıda benim durumumu da tartışıp bir karar vereceklerdi. Bir hafta sonra doktorla görüştüğümde bana biraz ayrıntılarından da bahsetti. İçimdeki kitlenin durumu belirsizdi ve 3 ihtimal vardı. Yani ya hiçbir şey olmayabilirdi bu kitle, ya lenfoma yeni bir atak geliştirmiş olabilirdi, ya da tedavi çok işe yaramış ve içinde iltihap oluşmuş yeni bir lenf de olabilirdi. Ama zararsız bir lenf tabii ki, bu lenfoma değil. Doktorlardan iki tanesi biyopsiyle almayı önermiş bu koltuk altımdaki kitleyi. Ama çok derinde ve çok zor bir ameliyat olacağı için bu görüşü iptal etmişler. Radyasyon fikri olmuş. Radyasyon, yani radyoterapide de göğüs kafesimde de bir kitle olduğu için, yani 4. evredim ve benim bütün göğüs kafesimin içerisinde kitle vardı zaten. 4. evre değil, daha erken evre olsaydım ve bu göğüs kafesinin içerisine yayılmamış olsaydı buraya radyoterapi verebilirlerdi. Bu şekilde de yok edilebilirdi. Ama hem radyoterapinin risklerinden dolayı hem de bir bölümü es geçeceğinden dolayı bu görüşü de iptal ettiler. Ve beni yakın takibe almaya karar verdiler. Yani 3 ay sonra yeniden bir PET çekilecektim. 1,5 ay sonra da, daha öncesinde de yani, ultrasonlar ve akciğer grafisi, MR, bu tip birkaç tetkik daha yapılacaktı. Ben bu şekilde doktorla takibe devam edecektim. Eğer bir büyüyen, ilerleyen bir kitle olursa tekrar bakacaklardı. Ama eğer bu kitleler geçiyorsa ve zararsız olduğunu anlarlarsa da tedavim tamamen bitmiş olacaktı. Eylül ayının başında doktorla görüştüm bu kurul toplantısından sonra. Ve artık takibe başlamıştık. Ben bittiğini düşünüyordum. Çünkü bu koltuk altındaki kitlenin sebebi, atıyorum, elimizde kolumuzda çıkan bir yara ya da herhangi bir jilet, epilasyon gibi sebepler de olabiliyormuş. Ben de düşündüm ki hani zararsız bir şeydir, yeni çıkmış olabilir. Yani içimi hep rahatlatmaya çalıştım. Ama doktorla görüştükten yaklaşık bir hafta sonra boynumda da yeni bir kitle fark ettim. Bu kitle çok küçüktü. Sadece parmağımla dokunduğumda hissedebiliyordum. Anneme de gösterdim. Doktora söylediğimde de bekleyelim, bu kitleyi takip edelim. Eğer kitle büyürse biyopsi yapalım, hem de daha erken öğrenmiş oluruz dedi. Bu arada ben de biraz kafa dinlemeye başladım. Düşünmedim hiç. Tatile gittim. Eylül ayının başında fark etmiştik, ilk haftasında.
Eylül ayının 20'sine doğru da bu kütle biraz büyümeye başladı. Yani dokunduğum zaman fark ediyordum. Anneme de tekrar gösterdim ama bu kitle dışarıdan görünür hale gelmişti. Biz de hemen hastaneye gittik. Hastanedeki doktorumla görüştük. Biliyorsunuz 1,5 ay sonra ultrasonlar çekilecektim. En azından boyun ultrasonunu öne alalım dedi. Boyun ultrasonundan sonra zaten raporda patolojik bir inceleme gerektiğini söylemişlerdi. Ve tekrar biyopsi olmama karar verildi. Eylül ayının 23'ünde tekrar biyopsi oldum ben. Bu biyopsi olduğum gün diğer bütün ultrasonları, karın ultrasonu, meme, koltuk altı, akciğer grafisi hepsini de çekildim. Sonuçlarıyla beraber yeni bir doktora gittim. Ben doktorumdan çok fazla iletişimimiz çok iyi değildi. Enerjimiz çok fazla tutmuyordu. Kendi isteğimle doktorumu değiştirmeye karar verdim. Biyopsi de tekrar lenfoma ile uyumlu olduğu yazıyordu. Bu durumda eski doktorumun da bana söylediği gibi kök hücre nakli, ilik nakli ihtimali vardı. Yeni görüştüğüm doktor da aynı şekilde ilik naklinin en iyi çözüm olacağını söyledi. Hem yaşım gençti hem de en etkili, en kalıcı çözüm ilik nakliydi. Yani tekrarlamaması açısından hem de 4. evre olduğum için ilik naklinin zor ama en iyi çözüm olduğunu söylediler. Bizi bir Ankara'da bir devlet hastanesinde çok güvenli bir doktora yönlendirdi. Bu doktor, ertesi gün doktorla görüşmeye gittim ve bu doktoru da çok sevdim. Artık bundan sonra tedavimi büyük oranda hastanedeki doktorum planlayacak zaten. Benim için akıllı ilaç başvurusunda bulundular. Bu akıllı ilaç kemoterapiden sonraki bir seçenek. İlk başta akıllı ilaç çok fazla kullanılmıyor sanırım. Bu ya hastalığın derecesine göre, hastalığa göre değişiyor olabilir. Çok fazla detaylı bir bilgim yok. Ama Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundular. Eğer onaylanmama ihtimalinde de kemoterapi alacaktım tekrar. Akıllı ilaç ya da kemoterapi. Her ikisinde 2 kür ve 21 günde bir alacaktım. Bu ilik nakline hazırlık. Yani içimdeki kitleleri küçültmek içindi. Çok şükür ki Sağlık Bakanlığı'ndan onay geldi ve akıllı ilaca başladım. Geçtiğimiz haftalarda ilk dozunu aldım. Ve kemoterapiye göre çok çok daha hafif bir ilaç. Çok rahat geçiyor. Kemoterapi daha zor ama bunu ayrıca anlatabilirim. Onun çok fazla yan etkisi var. Akıllı ilaçta da daha kanser hücrelerine yönelik bir savaş var. Kemoterapi gibi hem sağlıklı hem de kanser hücrelerine zarar vermiyor. Sadece kanser hücrelerini yok etmeye çalışıyor. Ve kemoterapiden daha da etkili bir ilaç olduğunu söyledi doktor. İki kürüm tamamlandıktan sonra 21 gün sonra tekrar PET çekileceğim. Ve duruma göre sanırım ilik nakli sürecim başlayacak. Bir ay kadar hastaneye yatacağımı biliyorum. Biraz korkuyorum ama süreçle ilgili çok fazla detaylı bilgim yok. Tabii ki bu konuyu çok araştırdım ama çok fazla ilik nakli sürecini anlatan ya da yaşayan insan olmadığı için mi bilmiyorum. Çok fazla bir bilgi edinemedim. Bunun detaylarını daha doktorumla da konuşmadım henüz. Sadece çok zor olduğunu biliyorum. Bir ay boyunca hastanede yatacağım ve bir ayın her günü ne olacak ben de tam olarak bilmiyorum. Bunu ancak hastaneden çıktıktan sonra anlatabilirim. Biraz korkuyorum aslında ama şu anda iyiyim. Yani en azından bir çözüm var ve iyileşeceğim hem de çok çok daha iyi olacağım. İnşallah daha yeni videolar da çekeceğim size. Hem kemoterapi sürecini anlatan, bağışıklığı güçlendirici, kan değerlerini yükseltici, benim bildiğim, kendimde uyguladığım, bana önerilen şeyleri sizinle paylaşabilirim. Bu arada çok güzel yeni insanlarla tanıştım. Hepinize güzel dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Daha samimi olup konuştuğum insanlar da var. Herkese, hasta olan herkese acil şifalar diliyorum. İlk videodan sonra çok zaman geçti. Ben aslında bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum ama ben size iyileştim diye bir video atmak istiyordum aslında. Süreç biraz daha uzadı olsun. Ben iyileşeceğime inanıyorum. Bu arada artık daha fazla video çekmeye çalışacağım. Faydasını gördüğüm her şeyi sizinle paylaşacağım. Ve ben hastalığın sadece fiziksel sebeplerden kaynaklanabileceğini düşünmüyorum. Yani ruh, zihin ve beden bir bütünüz.
Benim bilmediğim bir ruhsal, duygusal çatışma varsa bunları da çözmeye çalışacağım. Yeni teknikler araştırıyorum. Uygulamaya başladığım şeyler de var. Yani bunları araştırıyorum ve uyguladıkça sizlerle de paylaşacağım. Terapiler, seanslar, eğer sizin de bildiğiniz etkili yöntemler varsa bana yazabilirsiniz. Ve ben bunları şu anda araştırma aşamasındayım. Uyguladıkça sizlere de aktaracağım. Çok fazla insandan güzel dualar aldım. Sizden ricam, benden bahsederken birini anlatırsanız hep güzel şeylerle, güzel kelimelerle bahsetmeniz. Çünkü ben her şeyin bir enerjisi olduğuna da inanıyorum. Sizin ağzınızdan güzel çıkan her şey bana da güzel geri dönecektir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel dualarınızı bekliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.